Herkese yeni bir videodan merhaba. Şimdi ben yogamı yaptım, shake'imi içtim ve duşumu da aldım. Şimdi cildime bir şeyler süreceğim. Daha sonra saçlarıma biraz çeki düzen vereceğim. Ama önceliği cildime vereceğim. Çünkü cildimin şu donukluğunun gitmesini istiyorum. Şu Benefit'in pamukları ve La Roche-Posay'in bu toniğini kullanacağım. Zaten duştayken jelle yıkamıştım. O yüzden direkt tonikle devam ediyorum. Evet, neler yaptınız görüşmeli çok merak ediyorum. Uzun zaman oldu. Yaz biraz hareketli geçiyor ve hareketli geçmeye devam edecek benim için. Bu arada boynumuzu lütfen unutmayalım. Her zaman söylüyorum bunu zaten. Kaç gün önce sanırım 3-4 gün oluyor. Bolca'daydık. Çok güzel geçti. Onunla ilgili bir vlog koydum. Gitmeyi düşünenler varsa, fikir sahibi olmak isteyenler varsa mutlaka baksın arkadaşlar. Çok eğlenceli geçti gerçekten. 2 gün ama dolu dolu geçti. C vitamini serumu kullanacağım. Bu The Body Shop'ın. Bunu bir pompa seyretiyorum. Bir çeyrek kadar aldım. Elimde ısıtıp cildime yedireceğim. Güzel bir matlık sağlıyor ve matlık sağlarken aynı zamanda cilde güzel bir aydınlık da katıyor ve böyle özellikle dokusu kadifemsi bir doku çok çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Hemen şöyle dudaklarımı ve nemlendirmek istiyorum. Meşhur Kiehl's'ın meşhur göz kremi. Ben bunu hala kullanıyorum yani. Çok çok güzel bir krem. Fazla almanıza da gerçekten ihtiyaç yok. Hatta bakın fazla bile oldu. Çok küçük bir miktarı. Bayağı kesecek bütün göz çevresini. Bir yağdan bahsetmek istiyorum. Bu yağdan sanıyorum daha önce de aldıklarım arasında bahsettim. Glam Glow'un bu Star Potion isimli yağı. Kömür içiyor. Sıvı kömür içiyor. Çok ilginç. Simsiyah zaten. Şöyle göstereceğim. Yani yeşilimsi, siyahımsı bir yapıda karıştırmadığınızda dibi simsiyah. Karıştırıyorsunuz bunu. Yani mutlaka çalkalamanız gerekiyor. Çünkü dibe çöküyor. O yüzden dibini iyice çalkalıyorum. Şöyle hiç dibinde şey kalmayacak şekilde. O yoğun kıvamlı şeyden kalmayacak şekilde. Birazcık da beklediğimden daha akışkan. Şöyle hemen bakın ne kadar hızlı akıyor. Ve çok küçük bir miktarı gerçekten bunun da bütün yüze yetiyor. Bakın yeşil gibiydi. Hatta siyah, koyu yeşil bir renk vardı ama sürdükçe açılıyor. Yazın belki olmaz ama bu da yine kışın ya da cildinizin çok kuru olduğu zamanlarda güzel bir makyaj altı bazı oluyor. Daha az sürerek çok güzel bir makyaj bazı elde edebilirsiniz. Evet, şimdi saçlar için ben şu Gliss'in bu sıvı saç kremini kullanacağım. Güzel açıyor. Bu krem memnunum. Bunu şöyle gelişigüzel sıkıyorum. Çok da sıkmayacağım. Çünkü başka bir krem daha süreceğim. Saçlarım o kadar ince telli, boyalı ve kırılmaya yatkın olmasına rağmen gerçekten güzel açıyor. Ama şu krem. Üstüne bir de şu kremden geçeceğim. Kerastas'ın bu krem. Isıya dayanıklılık sağlıyor ve güçlendirici bir etkisi var saç tellerine. Böyle daha çabuk kuruduğunu hissediyorum saçların. Saçların daha çabuk kuruduğunu, daha çabuk toparlandığını, daha çabuk açıldığını hissediyorum. Ya şöyle yapıyorum ama bu diplerime çok değdirmiyorum. Sadece şu üst kısımlara yapıyorum. Özellikle uç ve boylara. Arkadaşlar şimdi size bir de şu yağı göstermek istiyorum. Normalde böyle şeylere pek inanmazdım ama kantaron yağı Bolca'dan aldım bunu. Orijinal olduğunu düşünerek aldım. Biliyorsunuz kantaron yağı yara ve yanık izlerini iyileştirmesiyle meşhur. Benim bir sene olacak herhalde. Hatta bir seneyi geçti. Şuramda tam göğsümün altında saçlarımı maşa yapmaya çalışırken yaptığım bir yanık vardı. Yanık izi. Ve evet, ufaldı, küçüldü ama bir türlü tamamen geçmemişti. Ben de yani annem defalarca söylemesine rağmen çok kullanmadım bunları açıkçası. Çünkü dediğim gibi çok inanmıyordum ama neyse şimdi bunu Bolca'dan böyle taze taze yerinden böyle hani orijinal olduğunu düşünerek aldım. Bolca'dan geldiğimizden beri aralıksız kullanıyorum. Yani böyle günde 3-4 kere, 5 kere belki aklıma geldikçe sürüyorum. Normalde belki bu kadar üst üste sürmek çok da iyi olmayabilir, bilmiyorum. Bunu size teşvik etmiş olmayayım ama şöyle ben zaten bir iki gündür bu kadar yoğun yapıyorum. Daha sonra daha periyodik olarak azaltarak bu süreci bu yağı gerçekten o yarayı geçirene kadar sürmeyi planlıyorum. Gelişmeleri sizle paylaşırım. Hatta böyle bir iki farklı yerimde daha hani izlerim olan yerlere sürüyorum.
Bakalım sonuçları paylaşacağım yani eğer ben de aynı şeylerden muzdarip olanlar varsa söyleyeceğim. Harika oldu. Makarnanın tarifini paylaşıyorum nasıl yaptığımı. Instagram'da da var. Burada da yazarım üstüne. Lütfen yapın. Çok beğeneceksiniz. Ya şuna bakar mısınız? Ati beni her zaman şaşırtmayı çok iyi biliyor. Hiç beklemediğim anlarda böyle güzel sürprizler yapıyor. Bugün 5 Ağustos yani bizim imzaları atalı. Ne kadar çabuk geçiyor vakit. Kendisi şu an yanımda değil. Aynı muhabbet doğum günümde de olmuştu. Doğum günde de böyle çok güzel bir sürprize bana şu an kullandığım telefonu hediye etmişti. Ve kendisi burada bile değildi. Ve benim böyle beklentim bile yoktu. Gerçekten böyle şeyler beklemediğinizde hem daha büyük sürpriz oluyor hem de daha da mutlu ediyor sanırım. Bilmiyorum çünkü öyle bir beklentiniz olmadığı için. Bu güzel haberi de size paylaştıktan sonra bir iki elbise vardı. Şimdi sizinle hemen onu deneyelim. Göstermek istediğim elbisenin bir tanesi bu. Şöyle diz üstünde mini. Yani elbiseyi çok beğendim. Beden olarak da çok güzel oldu. Ama şu göğüs kısmından emin olamadım. Şuralardan falan tam oturuyor. Ve böyle darlığı da yok. Ve beyaz olmasına rağmen iç gösterme gibi bir durumu da yok. İç hastalar şu şekilde. Bir de bunu şuradan yukarı doğru. Mankende de zaten bu şekilde modelize edilmişti. Buradan ipleri yukarıdan da bağlayabilirsiniz. Bu da gayet güzel bir hava verdi. Ve yaz akşamlarında özellikle kurtarıcı bir parça gerçekten. Diğer elbise de şu. Yani bunun modelinde kesinlikle bir elbise istiyorum. Ama bu renkten, bu kumaştan emin olamadım. Kumaşı bu arada çok güzel. Bu da astarlı ve açık renk olmasına rağmen bakın iç göstermiyor. Çünkü kalın bir astarı var. Şu ama bende şu göğüs kısmı şöyle açık kaldı. Elbise genel olarak beğendim. Çok güzel. Eğer böyle bir elbise arıyorsanız lütfen aklınızda bulunsun. Yani seçeneklerinize ekleyin. Belden falan oturması da güzel. Ben çok beğendim. Ve boyu da çok rahat. Böyle açıldı mı, hani saçıldı mı, rüzgarda uçuştu mu derdi yok. Yolculuklarda falan bile güzelce giyilebilir. Sırtı da şu şekilde. Gayet güzel bir elbise. Evet, sizin nedir bu elbiselerle ilgili fikriniz? Merak ediyorum. Kararsız bıraktı yani bu iki elbise beni. Şimdi şöyle hızlı bir makyaj yapacağım. Sabah kalktım. Kahvaltımı yaptım ve kahvaltıda sadece salata yedim. 3 gündür şekeri kesmek istiyorum. Bakalım ne kadar başarılı olacağım. Şimdi dışarı çıkmak istiyorum. Şöyle yüzümü biraz nemlendirip çok da fazla makyaj yapmayacağım. Makyaj yapmayacağım yani. Ama hiçbir şey sürmeden de gerçekten olmuyor. Önce bir nemlendiriyorum yüzümü. Güneş koruyuculara ne kadar önem verdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden güneş koruyucusuz kışın bile dışarı çıkmıyorum. Ama normalde kolayıma geldiği için fırçayla sürmeyi tercih ediyordum ama bu sefer elimle yayacağım.
Ve güneş kremleriyle ilgili ne kadar nazikçe, bu böyle böyle değil ama ne kadar nazikçe yaymaya çalışırsanız hafifçe. Bu arada bu renkli bir güneş kremi ve bana rengi aslında bayağı koyuyor. Ama bu güneş kremlerinde her zaman olan bir problem gerçekten. Çok bastırmadan, çok hırpalamadan sürmeye çalıştığınızda çok daha rahat cildinize oturuyor. Çok daha güzel bir koruyuculuk sağlıyor. Ve daha çabuk cilde oturuyor aslında. Şimdi dediğim gibi biraz rengin koyu olduğunun farkındayım. Bunu azıcık şöyle kapatıcıyla dengelediğimde gayet güzel olacak. İçin artık bütün genç kızların vazgeçilmez fırçası. Kapatıcı gerçekten çok güzel oturuyor. Hatta ben bazen bütün fondöteni bile uğraşıp üşenmeyip bu fırçayla oturtuyorum. Face and Body'de özellikle çok güzel oluyor. Evet, yakın bir zamanda bir tatilimiz olacak. Çok kalmadı, hatta az kaldı ve biliyorsunuz geçenlerde kış döneminde Ukrayna'ya gitmek için bayağı hazırlık yapmıştık. Sonra hava şartlarından Ukrayna iptal oldu. Açıkçası aynısının bu gideceğimiz tatilde de olmasından korkuyorum. Yani hava şartları ya da herhangi başka bir sebepten dolayı. Artık yazın hava şartından olmaz muhtemelen ama. Umarım bir sıkıntı çıkmadan bu tatile gidebiliriz. Uzun bir tatil olacak ve uzak bir tatil olacak. Bu yüzden de iyi bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Her şeyi planlamamız gerekiyor. Şu Burt's Bees'in hem dudaklar için olan hem yanaklar için olan allığını kullanacağım. Bu aslında pek renk vermiyor ama şöyle iki kat üst üste geçtiğinizde çok güzel renk veriyor. Ve güzel bir parlaklık sağlıyor. O yüzden kullanıyorum bunu. Bu arada eşimle ilgili de çok soru geliyor. Birazcık ufak ufak ondan bahsetmek istiyorum. Aslında o çok dahil olmak istemiyor böyle şeyleri. Haklı olarak. Çoğunlukla yurt dışında oluyor biliyorsunuz. O yüzden ben de kendi başıma işte bir şeyler yapıyorum. Ne bileyim, yemekti, alışverişti. O yüzden ben de her zaman hani böyle sıkılıp sürekli onu beklemek yerine tabii ki özlüyorum. Ama hep böyle kendime bir uğraş edinmeyi seviyorum. Bu yüzden de mesela işte tek başıma bir yere çıkmak, tek başıma alışveriş yapmak, tek başıma yemek yemek dışarıda ya da evde. Tabii ki çok da hoşuma gittiği söylenemez ama elden bir şey gelmiyor. O yüzden ben de bu konuma, bu duruma kendim alıştırmaya çalışıyorum. Şöyle yaşasam çok kötü olur. Hani bir şeyleri yapmak için sürekli onu beklesem ya da herhangi birini beklesem. Siz de lütfen bunu yapmayın. Çünkü hayat kaçıyor. O da o zaten farkında. Hatta bazen ben dışarı çıkmadığımda şey diyor bana, hayatım hani dışarı çık, çok evde kaldım falan. Bu çok iyi değil mi? Normalde hani uzakta olduğunda şey olabilir, onu bekleyebilirsin. Yani işte çıkmana karışabilir. Yani kız arkadaşın ya da erkek arkadaşın neyse. Çıkmana karışabilir ya da işte çıkmana çok çıkıyorsun muhabbeti yapabilir. Bizde öyle bir şey yok neyse ki. Ama ben de tabii ki onu aynı şekilde. Mesela çoğu zaman bir de okyanus aşırı gidiyorum. O yüzden ben de mesela ona, yani saatlerimiz ters denk geliyor. Mesela ben uyuyacakken o yeni uyanıyor falan. Ya da o yeni uyanıyor, ben uyuyor oluyorum. O yüzden ben de onu söylüyorum. Yani lütfen çık, gez. Vaktin oldukça, fırsatın oldukça diye. Ama biraz karşılıklı güven yani. Sonuçta kısıtlamaya çalışmak hiçbir zaman faydalı olmaz. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Gerçekten kısıtlamaya çalışmak hiçbir zaman faydalı olmaz. Hatta aksine zararı bile olacaktır. Bu arada yeni bir maskara almak istiyorum ama ne alacağımla ilgili kararsızım. Şu an bu var bende, klinik. Yani sizin böyle kullanıp memnun kaldığınız bir maskara varsa lütfen bana söyleyin. Çünkü ben kirpik konusunda çok şanssızım ve yani gerçekten hiçbir maskara bana etki etmiyor arkadaşlar. Hiçbir tanesi. Üstümü şöyle giydim. Şöyle bir gömlek de aldım üstüme. Bu hoşuma gidiyor. Kahverengi giydim bugün. Şu body'yi de bayağı içine kadar, aşağı kadar indirdim. Çünkü göbeğimin çok da görünmesini istemiyorum. Şimdi çıktım. Akasya'ya gidiyorum. Biraz bir şeyler bakacağım. Aslında hedefim Akasya'ya gitmek değil, başka bir AVM'ye gitmekti. Ama şu an Akasya benim için çok mantıklı olacak. O yüzden Akasya'ya gidiyorum.
bir şeyler bakarız, bir şeyler alırız, bir şeylere ihtiyacım var aslında ama böyle tam olarak ne ihtiyacım var onu da bilmiyorum. Hep böyle olur ya bir alışveriş öncesinde. Almam gereken çok şey var ama ne almalıyım falan. Bakalım be bir şeyler bulabilecek miyiz? Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar ya çıkmadan önce aslında erken çıkacaktım ama yemek yemeye karar verdim evde. Çünkü dışarı çıkacaktım ve böyle dışarıda yemek istemiyorum. Biraz hatta tatlıyı da kestim birkaç gündür. Bakalım nasıl olacak sonuçları merak ediyorum. Dışarı çıkar çıkmaz bir hemen alışveriş yapmak yerine acıkıp da sağda solda bir şeyler yiyeyim ne yiyeyim falan durumuna düşmek istemedim. Hazır da yemek istemedim. O yüzden evde kendim hazırladım pratik bir şeyler yedim. Öyle çıktım. Bu duyuruyu da size de yapıyorum çünkü bana destek olmalısınız. Bakalım şekeri ne kadar süre kesebileceğim. Ve benimle birlikte kesmek isteyenler varsa hemen hemen yola koyulmalıyız bence. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Kesin çok tatlı bir şey ama denemek lazım. Şurada biraz fazla açık gibi. Arkasında bir düğmesi var. Tam kapatamadım ama buna bayıldım. Ama çok uzun benim için. Tulum. Tulum ama giymesi çok zor ya. Ben çok sevmiyorum.